Teşekkür ediyorum. Çok kısa Sezgin Hoca'nın itirazına ben bir itiraz söyleyeyim. Ben durumu anlatıyorum. Benim anlattığım durum, ayna, yansıtıyorum. Böyle bir algı var. Yani DEM dediğin şey geçen haftaya kadar HADEP'ti zaten. Şimdi CHP ile DEM ve onun öncesindeki siyasi partilerle arasındaki ilişkinin Türk toplumunda büyük rahatsızlık yarattığı biliniyor. Bu CHP için yani klasik anlamda tarihsel süreç içerisinde olmayan bir şeydi. Çünkü farklı dönemlerden söz ediyoruz. Yani o dönemlerde böyle şeyler yoktu ki milli konularda bütün meclisteki bütün siyasi partiler ortak tavır alırlardı. Şimdi önce bunu söyleyeyim. Ben yeni bir durumun ortaya çıktığını anlatıyorum. Konuşurlar, konuşmazlar, yaparlar, yapmazlar o benim sorunum değil. Ama algı itibariyle dışarıdan bakıldığında böyle bir organik ilişkinin özellikle önümüzdeki seçimler çerçevesinde söz konusu olabileceği yönünde de genel bir kanı var. Önce bunu söyleyelim. Yoksa ben de bu gibi konularda çok hassas ve temkinli yorum yapan kişilerden biriyim. İç politikaya da girmek istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi sizin sorunuzla ilgili olarak bir defa çok değerli paşalarımız orada, asker arkadaşlarımız orada, onlar anlattılar. Takip edebildiğim kadarıyla da takip ediyorum. Zaten hem Ünal Bey'le hem de Naim Hocam'la çok defalar birlikteyiz. Aynı şekilde Seyit Hocam'la da öyle. Hepsi çok değerli, çok güzel şeyler söylediler. Ama ben siyasi açıdan, uluslararası ilişkiler açısından şimdi bir değerlendirme yapayım. Bir defa Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın onayı olmadan ne Rus hava sahasını yani Suriye'nin hava sahasını kullanmak mümkün ne de ABD'nin o 240 kilometreden sonraki alanda ABD'nin onayı olmadan bir operasyon yapma durumu söz konusu değil. Aksi takdirde Türkiye daha önce başlatmış olduğu operasyonu devam ettirirdi. Ben Mehmet Akif Ersoy'la Habertürk programındaydım. Hocam ne kadar gidecek dedi. Amerika'nın müsaade ettiği kadar dedim. Çünkü kontrol mekanizması sonlarda. Hele hele o dönemde CENTCOM'un tabii IŞİD'le mücadelesi söz konusuydu. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki müzakereler bir de tabii Türkiye'nin Suriye yönetimiyle konuşmadığı bir dönemdi. Yani istihbaratın bile çok az olduğu bir dönemdi. Ben başından itibaren Türkiye'nin Suriye ile konuşması gerektiğini söylüyorum. Yani Türkiye Suriye ile konuşmadığı müddetçe kuzeyde bir PKK, YPG devletçiliğinin ortaya çıkma olasılığı artıyor. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilere de geldiğimizde bence değerli meslektaşım Hasan Ünal'ın bugün 12-13 tane tweet'i vardı. Onlardan bir tanesinde çok güzel söylüyordu. Diyor ki ben de katılıyorum ona. Yani ABD ile ilişkileri bozmadan da bu gibi işler yapılabilir. Yani burada önemli olan ABD'nin çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarlarının bu coğrafyada nerede ayrışıp nerede kesiştiğini tespit etmek. Bakın Salı günü, önümüzdeki Salı günü İsveç konusu mecliste tekrar gündeme gelecek. Biliyorsunuz ertelenmişti. Şimdi gelecek. Türkiye'nin NATO içerisinde İsveç'le olan bu tırnak içinde tartışması zaman içerisinde ortadan kalkacak. Türkiye'nin evet demekten başka şansı yok. Yani bu Vilnius'ta verilmiş bir söz ve Amerika Birleşik Devletleri F-16 konusunda da sürekli baskı yapıyor. Şimdi ABD'nin Naim Bey diyor ki müzakereleri büyük hata olur. olur veya olmaz onu bilemem. Yani o siyasetçilerin bileceği bir şey, hükümetin vereceği karar. Hükümetler doğru kararlar verirler, yanlış kararlar verirler. O onların sorunu, bizi bağlamaz. Yani en azından beni bağlamıyor. Doğru. Onu söyleyeyim. Ama Naim Bey üzülecek sonuçta onu söyleyebilirim. Türkiye İsveç'e evet diyecek. Belki bir programda birlikte oluruz. Yo yo, evet diyeceğini biliyorum değerli hocam. Evet diyeceğini düşünüyorum. Evet diyecek. Finlandiya'ya da evet dedi. Onu düşünüyorum da. Benim demem şu. Dememelidir. Stratejik hatadır diyorum. Ama evet diyeceğini sizin gibi düşünüyorum. Evet diyecek. Yılbaşından önce diyecek. Karşılığında Ama ne yani alacak ben de zaten Naim Bey'in alabilecek mi? söylemini hatırlatırken aslında Hüseyin Bey sizin oradaki şeyinizi merak ediyorum. Mesela şöyle, şimdi Amerika'yla
hani Suriye'de, sadece Suriye'de PKK-YPG üzerinde bu kadar derin bir sorun yaşarken ve hani siz Amerika'nın müsaade etmeyeceğini söylediniz orada herhangi bir yeni askeri operasyona da. Bu da ortadayken işte daha yeni birkaç ay önce Türkiye siyasını düşürdü Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi burada bu kadar karşında olan bir ülkenin istediği İsveç'in NATO'ya üyelik meselesi. Mesela onaylamasa ne olur Türkiye? F-16'lar alamaz. Ben onaylamayacak demiyorum ki, onaylayacak diyorum. Hayır, yani biliyorum onu ama onaylamasa ne olur? Mesela stratejik hata diyor ya Naim Bey. Sizce stratejik Bakın, hata olur mu? Onaylayacak, Selam onaylamayacak Hanım. Ayrı bir mevzu. Sizce doğru adım Selam olur Hanım. Mu? Selam Hanım, sizlerle çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Televizyon programlarınızda birlikte birçok programlarınıza katıldım. Bakın, Türkiye'nin 1999 yılında Avrupa Birliği'ne aday ülke olup olmayacağı konusunda tarih de verilmişse 9 Aralık 1999 Ankara'da CNN Türk muhabiri geldi. ODTÜ'deyiz. Dedi ki, efendim dedi, Türkiye işte aday olacak mı? Ne diyorsun? Ben evet olacak dedim. Ama dedi, demeyenler işte olmayacak diyenler de var. O beni bağlamaz dedim, olacak. Gazetecinin söylediği şuydu. Hocam, hayatımdaki en kısa röportaj bu oldu. Yani olacak bir şeyi ben olacak diyorum. Diğerleri üzerine niye tartışayım ki? Yani bir şey yok. Hüseyin Bey, şöyle ben anlatamadım galiba soruyu. Hayır. Ben şu anlamda ben söylüyorum. Hayır. Ben herhalde anlatamadım sorumu. Ben şunu merak ettim. Sonuçta siz Amerika'nın nerede durduğunu, Rusya'nın nerede durduğunu, Türkiye'nin nerede durduğunu, çıkarların nerede nasıl kesiştiğini, ayrıştığını ve uluslararası ilişkilerin, değil mi, bir zamanlama meselesi. Evet. Yani bir yerde attığınız adım aslında bir başka yerdeki hedefinizin bir parçasıdır. Şimdi o anlamda Türkiye'nin böyle bir dönemde ve konjonktürde İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylaması, zamanlama olarak söylüyorum özellikle de, bir uluslararası ilişkilerci gözüyle Türkiye'nin yararına mı değil mi, doğru adım mı değil mi? O anlamda sizden bir değerlendirme bekliyorum. Söyleyeyim. Şimdi Türkiye'nin NATO içerisinde NATO'nun büyük stratejisi olarak tanımladığımız genişleme ve kuzey ülkelerini, özellikle Rusya ile sınırdaş olan İsveç'in ve Finlandiya'nın devre dışı kalması NATO'nun genişleme düşüncesine, fikrine aykırı. O nedenle Türkiye'nin burada benim gördüğüm kadarıyla geri kalan 31 ülkeyle ayrı düşme lüksü yok. 31'de birsiniz. O nedenle burada hükümetlerin rasyonel karar alması lazım. Kaldı ki bu zaten halledilmiş bir iş. Yani Vilnius'ta ve bu sene İspanya'da, yani İbrahim Kalın'ından Çağatay şeyine kadar, efendim söyleyeyim, Hakan Fidan'ına kadar hepsi gayet açık ve net bir şekilde söylediler. Cumhurbaşkanı da Vilnius'ta bence çok tarihi bir açıklama yaptı orada. Bir, biz evet diyeceğiz. İki, Avrupa Birliği ile de yeni bir sayfa açmak istiyoruz dedi. Yani şimdi biz akademisyenler, devleti yönetenlerin söylediklerini ciddiye almak zorundayız. Onun analizini yaparken onun ağzından çıkanları biz uluslararası ilişkilerciler olarak yorumlamak zorundayız. O sözünü tutar tutmaz ayrı dava, ama bizim açımızdan bakıldığında, ki ben Türkiye'nin NATO ile olan ilişkilerinin bizim dışarıda kalmamız durumunda veyahut da karşıt olarak sürekli bir engel, tırnak içinde engel çıkaran bir ülke konumunda kalmamızın bize maliyetinin çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Ben üniversitede de yöneticilik yaptım. Başka yerlerde de görevlerde bulundum. Masada insanların yüzüne söyleyebilirsiniz ama masada değilse söyleyemezsiniz. Ben müsaadenizle bir somut örnek vereyim. Bir önceki NATO Genel Sekreteri ile Danimarka'nın Southern University of Denmark Üniversitesi'nde toplantıdayız. Türkiye Rusların uçağını düşürdü. Biz hemen ardından 4 Aralık 2015'te ben Danimarka'dayım. Toplantıdayız. NATO Genel Sekreteri konuştu. Sonra içeriye girdi. 27 ülkenin temsilcisiyiz biz orada. Ve şunu dedi. Baylar dedi, dışarıda öğrencilere konuştuğum gibi sakın konuşacağımı düşünmeyin. Şimdi ciddi olarak meseleye gireceğiz. Benim karşımda Alman var. Alman dedi ki,
sakın dedi bize güvenmeyin. Ben dedim ki zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan beri güvenmiyoruz. Yani dersimizi aldık. İngiliz dedi ki ya durup dururken niye şimdi adamların uçağını vurdunuz? Dedim ki ben vurmadım ya. Yani adamlar askeri bir operasyon yapmak istedi. Uçak vuruldu. Diğeri bu çok ilginç. Amerikalı dedi ki ya biliyorsunuz biz dedi bu konularda biraz temkinliyiz. Anlamaya çalışıyoruz dedi. Şimdi ve şunu ifade edeyim. Bizim özellikle akademisyenler biz ders yurt dışına gittiğimizde sanki Türkiye'nin otomatik olarak temsilcisiymiş gibi görülüyoruz. Ya çok daha yeni bakın bunu anlatayım diye izleyicilerimiz dinlesin. Daha geçen hafta Doha'da Doha Forum'da yanıma biri geldi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in davet ettiği ve bizim Ekonomi Bakanımız Mehmet Şimşek'in de konuşma yaptığı dünyanın her yerinden iş adamlarını getirdiler biliyorsunuz. Şimdi bana dedi ki aha dedi çok güzel Antep'in yemekleri çok güzel işte bize çok büyük misafirperver gösterdiler. Önce bu giriş kısmı tamam. Sonra biraz konuştuk yatırım yapalım mı yapmayalım diye dedim ki tabii ki yapın ya Türkiye'de yatırım yapmak iyidir işte bizim için de önemli falan filan. Sonra durup dururken adam bana şunu sordu. Bakın bunu size kamuoyuna ilk defa anlatıyorum. Bana dedi ki siz dedi Tayyip Erdoğan'ı sevenlerden misiniz yoksa sevmeyenlerden mi? İngilizcesini de söyleyebilirim. Dedim ki ben İsviçreli kendisi. Ben dedim ne seven ne sevmeyen. Ben hükümetler üstüyüm, partiler üstüyüm. Sizin gibi dedim İsviçre gibi tarafsızım dedim. Ve adam kaldı orada. Yani İsviçreliler de biliyorsunuz hala ne NATO'da ne de Avrupa Birliği'nde. Şimdi böyle bir şey var.